Param nerede Vedat? Bagajda. İyi. Pilotla ilgili benden ne istiyorsun? Eğer ihanet için ruhsat istiyorsan, sen ihanet eşiğini çoktan geçtin Vedat. Pilotu ben hallederim. Sen etrafındakileri hallet. Yolumu temizle ki yürüyüp pilotun koltuğuna oturayım diyorsun. Olur. Bizim tekerimiz döndükten sonra bir sıkıntı yok. Ama unutma, biz hiçbir şeyi karşılıksız yapmayız Vedat. O koltukta sen oturursun. Ama çekmecedekiler bana ait olur. Canım tenimde dursun da sen ne istersen o. Güzel. Hadi git şimdi paralarımı getir. O meseleye de daha sonra bakarız. Ha? Hadi. Ruhlar geliyormuş patron. Onunla da burada mı görüşecektiniz? Hı. Fabrikanın kapısında 8 kişi var. Biri yukarıda. İçeride de 5-6 kişi var. Tam sayamadım. Sol taraf benim. Tamam. Hadi gidip indirelim şu... Takacı! Neredesin? Cellatın geldi Takacı! Takacı, ömrün boyunca hep saklandın oğlum. Hadi çık dışarı da beraber çatışalım. Bana değil, ömrüne sıkıyorsun pilot. O yanındakiyle birlikte öleceksin. Üzerinize bir daha güneş doğmayacak. Ben seni o güneşe gömeceğim Takacı. Buradan sağ çıkamayacaksın. Ne oldu lan?
Şimdi patron. Vedat, adam kaçıyor lan. Kaçarsa bir daha yakalayamayız. Ben gidiyorum. Vedat dur. Kendini öldürteceksin. Arabası kapıda, kaçamaz. Bu taraftan patron. Yola çıkabilirsek oradan bir araba bulabiliriz. Takacı! Yürü oğlu, indirin. Nerede lan bu yol? Az kaldı patron. Vedat, iki kişiler, üç deyince, üç. Takacı! Dur! Allah kahretsin. Nereden çıktı lan bu araba? Hayırdır hoca? Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Siz iş yapmıyor muydunuz bu adamla? Ne oldu? Parayı mı paylaşamadınız? Niye çıktı bu çatışma pilot? Ne iş hoca? Hayırdır? Kim üfürüyor sana bunları? He? Benim takacıyla öyle bir husumetim var ki ya o ya ben, ortası yok. İyi, hadi bakalım öyle olsun. Ama bu işin sonunda aksi çıkarsa takacının peşine düştüğüm gibi senin de peşine düşürüm. Ve ben peşine düştüğüm adamı bulurum.